Toplumsal belediyecilik mantığını geliştirebilmek adına halkla bir arada birlikte neleri yapabiliriz meselesinde açığa çıkan sorunlarımıza ve eksiklerimize eğilerek adım adım bir yol haritamızı belirledik. Çeşitli hizmetleri hep birlikte bir arada yapmaya çalıştık ve bugün bizler büyük bir gurur ve onurla halk lokantamızın açılışını yapıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Büyükşehir Belediye'mizin ofiste Bağlar'da açmış olduğu halk lokantaları vardı. Kayapınar'da 3. şubenin açılışını bugün büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki dönemlerde yine bu tarz mekanların halkın hizmetine tabi olmasına dair çabalarımız ve çalışmalarımız da sürüyor. Biliyoruz ki yaşadığımız süreç ekonomik yoksunluğun, derin yoksulluğun ve krizin her geçen gün büyük bir artışla devam ettiği geçinemiyoruz şiarıyla emeğinden tutalım öğrencilere, kadınlara, toplumun birçok kesiminin ne yazık ki yoksulluk haritasında dezavantajlı bir durumda yer almasına yol açan günleri de yaşıyoruz. Buna dair çözümler ve politikalar belki geliştirilemiyor. Bizler en azından yerel yönetimlerde demokratik, katılımcı ve halkçı belediyecilik anlayışıyla imkanlarımız, olanaklarımız ve çabamızla bunu aşmaya ve aştırmaya dönük de birçok çalışmayı geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam edeceğiz. Burada bir coşku yaşıyoruz ama dün sabah saatlerinde biliyoruz ki yine bir sabah ansızın meselesinde mevcut iktidarın 22 yılı aşan politikalarında toplumsal muhalefete karşı tahammülsüzlüğünün bir göstergesiyle daha karşılaştık. Emek demokrasi mücadelesini yürüten toplumun birçok kesiminden, özgür basından, emek alanından, demokratik siyaset alanından, kadınlar, gençler birçok kesime karşı bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. Onlarca insan gözaltına alındı. Ve mevcut haliyle baktığımızda siyasi iktidarın yaşamış olduğu tıkanıklık ve krizin çaresi bu değildir. Toplumsal muhalefeti bastırmak, ötelemek diye bir tutum olmaması gerekiyor. Mevcut haliyle baktığınızda biliyorsunuz eş başkanımız Cengiz Dündar'da dün sabah operasyonuyla alınan isimlerden bir tanesi ve ne yazık ki Ankara merkezde sürdürülen soruşturma sonucunda Ankara'ya götürüldü. Bizler mücadelemizle ve direnişimizle gözaltına alınan arkadaşlarımızın hukuki karşılığı olmayan mesnetsiz iddialarla alındığını düşünüyoruz ve onların siyasi bir karar neticesinde rehin alınması meselesini de kınıyoruz ve umut ediyoruz ki en kısa sürede arkadaşlarımız, eş başkanımız, yoldaşlarımız bizlerle birlikte yine sahada demokratik toplumun mücadele alanlarında toplumumuzun ihtiyaçlarına ve taleplerine yanıt olacak çalışmalarda kaldığı yerden dayanışmamızı büyüteceğiz. Daha da güç katacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda beklentimiz, talebimiz var. Bizler burada halkın seçilmişleri olarak, halkın iradesini temsil edenler olarak kayyum baskısıyla, kayyum tehdidiyle sürekli karşı karşıya bırakılma meselesine baktığımızda aslında muhalefete karşı tahammülsüzlüğün ve sabırsızlığın göstergesine baktığımızda her alanda varız. Vardık, var olacağız şiarıyla mücadelemizden amansız bir şekilde mücadelemizi de devam ettirmeye de çalışacağız. Bugün halk lokantamız hepimize hayırlı olsun diyeceğim ama aynı zamanda belki bir diğer halk lokantamıza dair de bir müjdeyi de burada vermek istiyorum. Belki büyükşehirimizin de buna dair çalışmaları vardır. Bizler araştırma hastanesi civarında da böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Günlük 1000 kişi kapasiteli üretim, yine diğer bağlar ve ofiste olduğu gibi hem hijyenik hem profesyonel bir kadroyla hem de daha ekonomik olanaklarla günlük 4 çeşit yemek olanağını burada bulunan herkese takdim etmiş olacağız. Ve daha güçlü projelerle de yine sizlerle olmaya da devam edeceğiz. Burada bizimle yan yana omuz omuza durduğunuz için de çok teşekkür ediyoruz. Thank you.
yapabilir.